Haddini bileceksin John Bolton. Bizde alışmış kudurmuştan beterdir diye bir söz vardır. Bu söz eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton için söylenmiş olmalı. Bir türlü ağızlarının salyasını oraya buraya bulaştırmaya çalışmaktan vazgeçmediler. John Bolton, haddini bileceksin. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları elinize aldığınız cetvellerle çizilmedi. Bu süreci sizler çok iyi bilirsiniz. Hiç batmayacağını sandığınız güneşin Çanakkale'nin serin sularına nasıl gömüldüğünü unutmuş olamazsınız. Anadolu'nun her karışının binlerce şehit kanı ile sulanarak kurtarıldığı ve bu ülkenin nasıl kurulduğunu sizler bilmiyorsanız büyükleriniz size anlatsın. Türkiye Cumhuriyeti yüzyıllara dayanan ve imparatorluklar yaşamış bir devlet geleneğine sahiptir. Kendi kararını verebilecek olgunluğa sahip bir milleti vardır. Seçimler bizim iç meselemizdir. Ne yapacağımıza bu millet karar verir. Dışarıdan gelen ulumalara da itibar etmez. Senin ve senin gibi sahibinin seslerinin Türk milleti nezdinde densizlik ve haddini bilmezlikten öte bir anlam taşımadığını yine öğreneceksiniz. Seçimlerde NATO koz olarak kullanılmalı, müdahale etmeliymiş. Günaydın Bolton. NATO'nun katılımından bu yana Türkiye'de ne tür kışkırtmalar yaptığını, faşist darbeler tezgahladığını, Türkiye'nin göz bebeği Aydın ve yurtseverleri nasıl katlettiğini Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Çorum'da, Başbağlar'da yüzlerce insanımızın kanını nasıl döktüğünü, Madımak'ta yaktığı camlarımızı tüm dünya biliyor. Bu ülke NATO tarafından tezgahlanan FETÖ'cü darbe girişimini daha dün yaşadı. Yaşadığı bu acı olaylar hafızalarına kara bir leke olarak duruyor ve NATO'nun ne olduğunu iyi biliyor. Doğru söylüyorsun. Türkiye NATO'dan çıkmalı, çıkacak da. Ama bir sömürge ülkesi olmak için değil, tam bağımsız ve demokratik bir ülke olmak için. Bir daha aydınlarının, yurtseverlerinin katledilmemesi için. Daha fazla kardeş kanının dökülmemesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden tarikatlar arasında paylaşılıp şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olmamak için Türkiye NATO'dan çıkacak. Bundan şüpheniz olmasın Bolton. Bu sözleriniz tehdit olduğu kadar uyarıcıdır da. Bunlar sinsidir. Millet arasında çatlak oluşturur ve o çatlaklarda yaşarlar. Buralarda söküp atmanın yolu millet arasında ayrıştırma yaratmak değil, iç cephenin birliğini pekiştirmekten geçer. Bolton gibiler bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na söz söyleme ve yapılacak olan seçimlere müdahale etme cesaretini nereden almaktadırlar? Bugün iktidarda bulunanlar, hala ABD ve AB'den kurtuluş bekleyenler bulundukları yeri iyi değerlendirsinler. Bunlara verilecek en güzel cevap iktidarı ile muhalefeti ile tek millet olarak ABD defol demektir. Sosyalist Cumhuriyet Partisi olarak Bolton'un bu açıklamalarını şiddetle kınıyor ve diyoruz ki Türkiye sömürge ülkesi değildir. Kendi kararını verecek olgunluktadır. Emperyalist sözcülerin telkinlerine ihtiyacı yoktur. Dün olduğu gibi bugün de ayaktadır. Atatürk devrimlerini tamamlamak için yeniden bağımsızlığını kazanır. Türkiye NATO'dan derhal çıkmalıdır ve yabancı üslere el konmalıdır. Suriye başta olmak üzere komşu ülkelerle dostluk ve işbirliğini geliştirmeli, yerinin NATO'cuların değil Asyacı güçlerin yanı olduğunu kabullenmelidir. Zira denge politikası ile kazanılmış bir zafer yoktur. Saygılarımızla.